Sıra dışı evler. Herkesin evi kendine göre. Herkesin evi kendi ihtiyacına göredir. Bu ihtiyaçlar yaşanan yerin sıcaklığına, yaşayan kişi sayısına ve yaşanılan yerin ve kişilerin özelliklerine göre değişebilir. Önce ülkemizdeki farklı ev örneklerini görelim. Harran evleri. Bu gördüğün kubbeli evler, ülkemizde Güneydoğu bölgemizde yer alan Harran yöresine özgüdür. Komşuların akraba olmasından dolayı evler yan yanadır. Evin odaları içeriden birbirine bağlıdır. Dışları balçıkla sıvanan bu evlerin içi de yumurta akı, toprak, saman ve gül yağı karışımından oluşuyor. 22 odalı bu evlerin ilginç bir özelliği de tek bir odasında soba yakılsa bile tüm odaları ısıtacak bir sisteme sahip olmaları. Yörük çadırı. Bu evlerse yörük çadırı olarak adlandırılıyor. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde çok sayıda yörük yaşamaktadır. Yörük çadırları keçi kılından yapılır. Yörükler sık sık bir yerden başka bir yere göç ederler. Bu çadırları kolayca toplayıp yeni yerlerine götürebilirler. Safranbolu evleri. Karabük ili Safranbolu ilçesinde yer alan bu evler, tarihi olmaları nedeniyle koruma altındadır. Safranbolu evlerinin tamamı beyaz renklidir ve bu evler birbirinin önlerini kapatmayacak şekilde inşa edilmiştir. Safranbolu evlerinin harcının yumurta akından yapıldığı ve çok uzun süre depreme dayandığı rivayet edilir. Mardin evleri. Mardin evlerinin yapımında bölgede kolayca erişilebilen ve sarı kalker taşı denen malzeme kullanılmaktadır. Yüksek tavanlı bu evler, kışın soğuğundan, yazın sıcağından korunmak amacıyla içe dönük inşa edilmiştir. Bu evlerin odaları hep aynı ortak avlu veya terasa açılmaktadır. Biraz da dünyadaki farklı ev örneklerini görelim. İglolar. Kar ve buzdan yapılan bu evler sadece Kanada ve Grönland'ın buzlarla kaplı kutup bölgelerinde yaşayan insanlar tarafından inşa edilmektedir. Kar ve buzdan yapılan bu evlerin içi bir kere ısındığında kolay kolay soğumaz. Tayland bungalov evleri. Bu evler genellikle tek ya da 1,5 katlı olup ahşaptan yapılmaktadır. Ülkenin sıcak ve güneşli iklimine dayanıklı olacak yapıdadır. Kolayca yapılabilen bu evler, istendiğinde sökülüp bir yerden başka bir yere taşınabilir. İzlanda torf evleri. Bu evlere yaşayan çatılar da denmektedir. Çünkü evlerin çatısına torf adı verilen bir toprak serilmekte ve çimle kaplanmaktadır. Böylece evler içinde bulunduğu doğayla uyum içinde olur. Ayrıca evlerin çatısının torfla kaplanması nedeniyle bölgenin soğuk iklimine rağmen evler yazın serin, kışın ise sıcak olmaktadır. Hollanda kanal evleri. Bu evlerin bulunduğu ülkenin adı Hollanda. Hollanda küçük bir ülke ve arazisi oldukça az. Bu nedenle su kenarlarına yan yana sıralanmış, dar, rengarenk bu kanal evler yapılmış. Hayvanların evleri. Peki, sadece insanların mı evleri var? Ya hayvanlar? Hayvan evlerine yuva denir. Sizce bu yuva hangi hayvana ait? Kuş yuvaları. Kuşlar da yuva kuran hayvanlardır. Yuvalarını ağaç kovuklarına, kendi inşa ettikleri alanlara, nehir kenarlarına, bina çatı ve balkonlarına kurabilirler. Karınca yuvaları. Karıncalar mevsim ve çevre koşullarına göre yuvalarını yaparlar. Bazen toprak altları, ağaç kökleri, taş dipleri, bazen de ağaçların üstleri bile onlar için yuva olabilir. Arı yuvaları. Bazı arılar yuvalarını kendisi inşa ederken, bazıları ise ağaç kovuklarına, duvar oyuklarına, toprağa, binaların çatılarına ya da saçaklarına yuva yapabilirler.
sincap yuvaları, örümcek yuvaları, balık yuvaları. İşte bunlar da farklı hayvanlara ait yuvalar. Sincaplar ağaç kovuklarına yuva yaparlar. Örümceklerin yuvaları ise çok çeşitlidir. Hepsi yuvalarını ağ örerek inşa etmez. Bazıları bodrum katları, döşeme altı boşlukları veya çatı katları gibi yerleri ya da toprağı yuva kurmak için kullanabilir. Bazı balıklar yuva yaparken bazıları yapmaz. Bazı balıklar yumurtalarını rastgele su içerisine bıraktıkları gibi bazıları özenle seçilmiş yerlere bırakırlar. Videoda görülen resifler ise yuva kuran balıklar için iyi bir evdir.